Efem Derdidas hoş geldiniz. Bir yudum çay alayım yüksek müsaadenizle. Alerjik bünyemle karşınızdayım. Gözlerim biraz kızarmışsa. Annem gittiği için ağlamıyorum. Annemi gönderdim bugün. Şimdi annem yine 60-70 kiloyu bulmuştu yani. Biliyorsunuz biz Almanya'dan misafir gönderdiğimiz vakit bayağı bir yüklü yapıyoruz. Her şey alınıyor falan. Bir de hediyeler geliyor. Ve hiçbirine ya baktık hani neyi bıraksın falan annemle. Hiçbiri bırakılacak gibi değil. Hepsi çok kıymetli şeyler. Maddan ya da manen fark etmez. Hediyeler vesaire yani. Yaptık bavulları biz. Her Türk gibi çıktık. Şimdi çeşit çeşit insan vardı. Mesela bazı insanlar şeydir mesela bir restorana gidecek diyelim. Orada genelde park yeri olmuyor değil mi? Birçok insan önceden ilk gördüğü yere park eder mesela. Ben hiç öyle biri değilimdir. Önce o gideceğim yere kadar bir giderim. O yer duruyor mu? Açık mı? Önünde park var mı? Ona bir bakarım. Oradan geriye doğru en yakın yere park ederim. Bir gidelim ya. Benim kafa öyle çalışıyor. Havaalanına giderken de öyle. Yani getir gideriz. Yani bakarız. Olmadı geri getiririz. Olmadı parasını öderiz. Olmadı birini buluruz falan yani. Neyse gittik Berlin Tegel Havalimanı'na. Ciddi bir kuyruk da var. Yürürken hani tanıdık arıyorum. Tanıdık da çok oluyor biliyorsunuz. Hani birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kırmaz hani birisi iş adamı falan gidiyorsa. Onlar genelde eşya götürmüyorlar. Normalde hani zenginlerin daha fazla eşyası olması lazım değil mi? Yok. Zenginler bir sırt çantası ve bir el çantası falan ya da küçük bir işte kabin bavulu. Fakirleştikçe o Aldi poşetleri. Böyle bu bir değişik bir poşet var. Böyle kareli kareli bildin mi onu böyle bağlarlar. O gittikçe böyle garibanlaştı yani. Biz de öyleydik açıkçası. İşte bir araba bavulla gidiyor. Ama bir baktım bir çocuğun sırt çantasında şey yazıyor. İyilik yap. Ünlem. Dedim hacı ne haber? Sen iyilik yap falan. Ne hayırdır? Sen ne oldu dedi. Dedim yani böyle iyilik yani iyilikse bak iyilik yap diyorsun. Buyur. Ya tamam gel götürürüz dedi. Gerçekten çocuk şeymiş maratona gelmiş buraya. Çok tatlı bir adamdı. İzliyorsa Instagram'dan arkadaş olduk çünkü. İstanbul'a gittiğimde görüşeceğiz ya da o Berlin'e geldiğinde görüşeceğiz. Yani bavulun biri kalaydı üzülürdü annem. Yani ben bana bir şey ama ben koyarım şuraya. Gittiğimde götürürüm ama annem tabii kendisi için değil. Birilerini sevindireceği için. Almancılık zor be. Vallahi şimdi şu hikayeden bile değil mi? Yani şu yaşadıklarımıza bak ya. Biliyorsunuz değil mi? Kıyma götüren var. Et götüren var. Ya 1 euro olmuş 6 TL hatta 7 TL. Artık gerek yok ete kıymaya. O euroyu 10 euro bozdur zaten 70 TL yapıyor. Yani istediğin eti al yani. O yüzden biraz değiştirin yani yeni kura birazcık uydurun kafayı anladınız. Neyse efendim özel olayları bırakalım. Gerçi çok özel sayılmaz bu hepimizin meselesi ama gündeme bakalım. Angela Merkel İngiliz Başbakanı'nı kapıda karşılamayı unutmuş. Yaşlandıkça Angela Merkel'in kafa gidik gidiyor yani. Tadı tuzu da kalmadı CDU Genel Başkanlığı'nı bıraktığından beri. Parti Genel Başkanlığı'nı bırakınca Başbakanlığı da formalite icabı yürütüyorsun. Yani kram karamba var de facto şu anda Almanya Başbakanı gibi davranıyor. Ama Merkel tabii hala başbakan. Ona bir saygı duyulduğu için çok karışmıyorlar. Çünkü efsane bir başbakan gerçekten Alman tarihi için. Theresa May'e gelmiş İngiliz Başbakanı Kansler Amt'a. Arabadan inmiş. Kırmızı aldan içeri girmiş. Sonra Angela Merkel koşa koşa bunu dışarı çıkarıyor. Ya şoför gelsin falan. Lavaboya mı gitti? Ne yaptı Angela Merkel? Biralama mı yapıyorlardı? Hani yapıyor ya Almanlar bazen öğlen. Gerçi bize de yapılıyor da. Hani bir Eiffel Weizen çakalım. Hani bir öğlen eve Eiffel'i çakalım. Konu o kadar sıkıcı ki Merkel'i de sıkmış. Yani yine mi Theresa May? Sürekli geliyor görüşüyorlar. Çıkamadılar bir türlü. Onu anlatmıyorum artık çünkü sıkıcı bir mevzu. Brexit. Brexit. Şimdi Küba'yı hani kapitalist ülkeler pek beğenmiyor falan ama şimdi Küba gibi yaşamaya başladık. Yani işte car sharing, arabaları paylaşıyoruz, bisikletleri paylaşıyoruz, işte Airbnb ile evleri paylaşıyoruz. İşte Berlin'de uygulanan Clever Shuttle ile taksiyi paylaşıyoruz. Paylaşım kültürü dünyada gittikçe artıyor. Çünkü araban var, park ediyorsun orada duruyor yani. Çok saçma değil mi aslında mantıken düşündüğün zaman? Hani hepimiz kardeşsek Adem ile Havva'dan gelme, herkes birbirinin kardeşi gibi. Bu ne var yani? Şimdi dünya ona dönüyor gerçekten. IKEA 30 şehirde 2022'ye kadar paylaşım kültürünü test edecek. Ne yapacak? Mobilya kiralayacak. Gideceksin IKEA'ya ya online ya da bizatihi kendin. Diyeceksin ki ben bunu bir seneliğine kiralıyorum. Masa kiralayacaksın, koltuk kiralayacaksın, yatak kiralayacaksın sonra geri vereceksin. Böylece IKEA daha çevreci bir şirket olmak istediğini söylemiş. Vallahi bizim hani geleneklere, göreneklere ne kadar uygun. Ben hani başkasının koltuğunda yatar mıyım falan deriz biz genelde ama bir de biliyorsunuz Almanya'da her 10 evin altısında kedi köpek var. Ben alerjik bünyeli bir insanım. Asla yapamam. Hani sizi bilmiyorum izleyenler için de ne durum. Ama IKEA böyle bir uygulamaya gidecekmiş. Bilginiz efendim. İlk benden duyarsanız mutlu olurum diye hemen bunu araya sıkıştırmış oldum. Bu arada Almanya'da gerçekten her 10 evin 6'sında hatta 7'sinde evcil hayvan var. Köpek en fazla. Sonra kedi. Sonra kedi köpek ikisi birden. Mutluluk oranlarına bakılmış. En mutlu insanlar köpek sahibi olanlar. En mutlu ikinci insanlar hiç olmayanlar. Hiç evcil hayvanı olmayanlar ikinci sırada. Yani köpeği olanlar evcil hayvanı olmayanlardan daha mutlu. Üçüncü hem kedisi hem köpeği olanlar. En mutsuzlar da kedisi olanlar. Gerçekten kedisi olanlar hep bir depresif. Benim kedisi olan arkadaşlarım var. Hep böyle depresif. Kedi böyle, böyle. Her şeyden şikayetçi. Her şeyden şikayetçi. İnsan sevmez. Kedim olsun. İnsan olmasın. Kedi, kitap, öyle ışık, loş falan böyle bir entelektüel kafada. Köpekleri olanlarla takılın. Onlar daha pozitif, daha mutlu insanlarmış. Also meine Erfahrung ist auch so. Benim tecrübelerim de bu yönde.
ADFS yani ADAC'nin, biliyorsunuz Almanya'da ADAC var. Alman Otomobil Sahipleri Federasyonu neyse. ADFS ise Allgemeine Deutsche Fahrradklub. Yani araba kulübü değil de bisikletler kulübü. Nüfusu 500 binden fazla olan Alman şehirlerinde yaşayan 170 bin bisiklet kullanıcısı ile anket yapmış. Ve buna göre bisiklet için en iyi şehir Almanya'da Bremen. İkinci Hannover, üçüncü Leipzig. Berlin 12. sırada. Çok iyi görünmese de Berlin önceki yıllara göre şu anda iyi durumda. Yani gittikçe iyi oluyor. Genel bir izlenim anketin ardından, yani bütün Almanya için geçerli olmak üzere, Almanya'da bisiklet kullanmak bisiklet kullananlara göre eskisi kadar güvenli ve keyifli değil. Ancak yani eskiden gerçekten hani bisikletler böyle yapardı, şöyle sağa gösterir, solu gösterirdi falan. Şimdi direkt yola giriyorlar. Yani bence hani şunu yapın ya. Yani bunda bir şey yok, hani sola döneceğim, sağa döneceğim. Çünkü araba kullanan bilemiyor sizin ne yapacağını. Haklı diye ölecek yani. Yani gerçekten bisiklet kullananlara bakın. Yola giriyor. Haklıyım ben diyor. Öldün yani. Haklısın da öleceksin yani. Öyle bir replik vardır. Kimin de bilmiyorum. Tiyatrocu arkadaşlar yazarsa sevinirim. Öldük ama onurumuzla öldük. Öldün. Bisiklette de öyle şimdi. Haklıyım. Öldün. Yani. Efendim 1 Mayıs yaklaşıyor. Antifa ve türevi işte solcu, aşırı solcu gruplar bu defa Kreuzberg'de değil Friedrichshain'da 1 Mayıs gösterilerini yapmak istiyorlarmış. Sosyal medya paylaşımlarında ve yaptıkları pankarttan anladığımız üzere Wismar Platz'ta, yani Friedrichshain'da planlıyorlar. Yani 1 Mayıs Berlin'de biraz dağınık olabilir bu defa. Kreuzberg'deki zaten 1 Mayıs değil artık o yani. O köfte ekmek festivali. Bizim salı pazarına dönmüş durumda. Bu arada Kreuzberg 1 Mayıs organize edenlerin de aldığı bir karar var. Artık sahneleri azaltacaklarmış, böyle müzik falan olan, şarkı falan olan. Daha fazla politik konuşmaların, daha fazla halkı bilinçlendiren konuşmaların yapılmasını sağlayacaklarmış. 1 Mayıs'ın Berlin'deki müdavimlerine duyurulur. Bu arada 1 Mayıs'ın bu seneki motosu da, sloganı da belli oldu. Gegen die Stadt der Reichen. Şehrin zenginlere ait olmasına karşıyız gibi Türkçe'ye çevirebiliriz. 1 Mayıs'a çok kalmadı. Köfte ekmek tezgahı alacaklar. Şimdiden başvurularını yapsınlar. Hani bir gün çalışmak 1 Mayıs'ta bir aya bedel, biliyorsunuz. Hani tatil öncesi ne kazansan kârdır. Şimdi bugün bir haber okudum. Berlin'deki bir haber geldi aklıma. Belki sağda solda anlatırsınız bu bilgiyi. Belçika'da ikiz kardeşler, yani birbirine çok benzeyen ikizler, zaten birbirine çok benzer de bunlar tam benziyor. Biri bunlardan birini dövmüş. Diğeri de ayırmış. Ancak mahkeme hangisinin dövdüğünü kanıtlayamıyor. Yani görüntüler de var ama birbirine o kadar çok benziyorlar ki. Görüntüler orada. İkizler burada. Bakıyorlar. Olmuyor. İkisinden biri de suçunu itiraf etmeyince hakim ikisini de serbest bıraktı. Avrupa böyle bak. Avrupa'ya sorarlarsa Avrupa'yı böyle anlatır. Yani diğerinin hakkını, suçsuz olanın hakkını yememek için suçluyu da serbest bırakıyorlar. Mesela benim kafam şöyle çalışıyor. At ulan ikisini de içeriye. Madem itiraf etmiyor, diğeri de diğerini koruyor. At ikisini. Yok. Aynısı Berlin'de de olmuştu. İkizler bir suç işlemişlerdi. Hırsızlık. Sonra ben yapmadım dedi. İkizi geldi. Ben de yapmadım dedi. Adamlar KDV'yi soymuşlardı yani ikizler. İkisini de serbest bıraktı hakim. Böyle bir kanun var. Eğer ikizler varsa şu anda beni izleyen, girmese radara. Ben girmedim de. Ödeme yani radar cezasını mesela.